altını çizerek bahsetmek istiyorum bundan. Şimdi Cengiz Başkanım, yani silahtan çok anlamayan kişiler piyasada çok var. Bütün derdimiz, bütün sıkıntımız bundan kaynaklı zaten. Şimdi Zigsawyer'lerin birkaç problemi var. Ne problemi var? Mermiye vuruyor, patlatmıyor. Ama her Zigsawyer'de mi yoksa belirli bir seride mi? Onu da açıklama yapalım. Hemen hemen yani %70, %80 diyebilirim. Bayağı ama çözülmeyecek bir problem değil. Ya çok basit bir şey. Ama tabii ki bunu bilmediği zaman kişiler, bazı ustalarımız, yani silahçıyım deyip, ustayım deyip de hiçbir şey bilmeyen ustalarımızdan bahsediyorum. Ele öpülecek ustalarımız var biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle bir göstereceğim ben bunu. Kabzeyi, önce sökeceğiz. Hem sorunun ne olduğunu anlatacağım, hem de nasıl giderilebileceğini, nasıl yapılabileceğini anlatacağım bunun ben size. Yani kabzeyi sökmeden anlatamayacağım. Şimdi bakın, şurada şu görmüş olduğunuz yay var. Altında da bunun plastikten bir yuvası var. Evet. Zaman içerisinde çalışmaktan dolayı şu yay özelliğini kaybediyor. Tabii biz bunu bize gelen silahlardan biliyoruz, poligonlardan takip ediyoruz. Problemin nasıl başladığını, nasıl giderileceğini çözdüğümüzden dolayı, çok iyi bildiğimizden dolayı size anlatmak istiyorum. Şimdi silahınızda diyelim ki mermiye vurdu, patlatmadı. Önce bir kere iğneye bakmak lazım. Yani kırık mı değil mi? İğnede bir problem var mı? Eğer iğnenizde bir problem yoksa, iğneniz kırık değil ise, gösterelim iğneyi. Şu iğne. İğnemiz şu. Şöyle gösterelim. İğnemiz şu. Şuradan baskı yaptığınız zaman, iğneyi arkadan itip baktığınız zaman baktığınız iğneniz kırık. Sökemiyorsanız. Ya da en yapabileceğiniz, şuraya bir tane kalemi koyarsınız. Namlunun içinden aşağı bir kalem koyarsınız. Yani tetiği kurşun düşürüyor. Kalem. Şöyle tetiği düşürürsünüz. Kalemi atıyorsa iğneniz kırık değil demektir. Çok en basit test yolu yani. Evet. Şimdi iğneniz kırık değil. Hiçbir problem yok ama vuruyor, patlatmıyor. İşte sorun burada bakın. Şu yay zaman içerisinde özelliğini kaybederek horoz gücünü düşürmüş oluyor. Yani horozun vuruş gücü düşüyor. Ne yapmamız lazım? Hemen bunu şöyle söküp göstereceğim. Buradan bakın, şunun oturduğu bir set var şurada. Bunu aynı kalınlıkta şuraya kadar deleceğiz bunun içini. Yani şuraya kadar deleceğiz. Bu yayı kısa bakın. Daha uzatacağız. Bir uzun yay başka saracağız. Bir yay. Başka bir sıfır yay saracağız. Tabii onu yapmasını bilmeniz lazım. Tabii, yani yay sarmasını yani bilmeniz lazım. Yayı sardınız. Yayı sertleştirmesini bilmeniz lazım. Yani yayı sulayarak sertlik vermeniz de çok önemli. Şimdi bu yayı sıfırdan sarıp biraz daha uzun şekilde sardıktan sonra getirip buraya montajını yapacaksınız. Ama buraya montajı yapmadan önce, ya dedim ya, yayın ham haliyle sarıyorsunuz. Sardıktan sonra da sertleştiriyorsunuz. Isıtarak sertleştiriyorsunuz. Yani bir ateşin üzerinde işte, ya da ne bileyim bir kolonyayı bir kutuya koyup yakıp onun üzerinde de sertleştirebilirsiniz. İspirtu yakıp sertleştirebilirsiniz. Ama onun ayarını bilmeniz lazım. Yani şunun sertlik derecesini bilmeniz lazım. Az sertleştirirsiniz, bu yine bir şeye yaramaz. Yani yine özelliğini kaybeder. Bu yayı hazır satılmıyor mu? Yani hazır sat mı? Şimdi hazır satılır ama senin istediğin boyda olur mu olmaz mı? Adam bunu satar, yine aynı boyunu satar size. Biz uzununu bunu alıp kessem olmaz mı? Olur, uzununu da alıp kesseniz olur. Ama bulabilirseniz Pratik olarak bulabilirseniz. Evet. Oraya geleceğim. Yani sarmasını bilmiyorsunuz ama bunları yapmasını bilmiyorsunuz. Yayınız yok.
Yani gene de usta olmanız lazım. Yani hep silah taşıyan bir kişi bunu yapamaz. Yani bunun içini delemez, delmek için bir tabii alet. Tabii canım, bu usta işi. Ha, usta işi zaten usta, esas ustaysa adam bunu zaten sarar sıfırdan. Hazırlamasına gerek yok ki. Anladım. Sıfırdan telden, yani yay çeliğinden sarar bunu. Dediğim şekilde yapar. Tamam. Yani bunu çok ısıtırsınız gene özelliği bozulur. Az ısıtırsınız gene ayarını iş görmez. Bir ayarını lazım. Bilmek lazım. Yani buna dediğimiz ısıl işlem diyelim. Yani ısıl işlem işini iyi yapmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra montajınızı yaparsınız. Bu şekilde bunun arızasını gidermiş olursunuz. Yani problemi ortadan yani kaldırmış olursunuz. Ondan sonra düşer yani. Yani horoz daha kuvvetli vurur. O kuvvetli vurmayla beraber de yakmama problemini kaldırmış olursunuz ortadan. Yani sorunu çözersiniz. Bu zigzaverlerde diyorsun bu problem. Ya %100'ünde olmasa da bizim bildiğim yani bize gelen özelliğini kaybediyor. Tabii yani zaman yaydan içinde. Yaydan oluyor. Tabii bütün yaydan. Problem oluyor. Bütün problem yani. Dedim ya eğer iğnenizde bir problem yoksa. Tamam, iğnede yoksa. Yoksa vuruyor patlatmıyorsa %99 bu yayla alakalı. Yani şu elimde gördüğünüz yayla alakalı şunla. Ha bunun arızasını giderebilmeniz için de bu işlemi yapmanız lazım. Biz yani yaklaşık yani şu ana kadar benim silahçılık hayatımda 80-100 tane yapmışımdır böyle problemi halletmişimdir. Ve yaptıktan sonra da takip ediyorum. Yani acaba bir problem yarattı mı yaratmadı mı mesela poligonlarda. Testini yapıyorsun. Tabii poligonlarda bu silahlardan poligonlarda var. İşte poligonlarda böyle bir problem olduğunda bunun arızasını yaptıktan sonra poligonla sürekli irtibat halindeyiz. Diyorum ki bir problem var mı? Yok, problem yok. Atışa devam ediyor. Yakmaması gibi bir söz konusu değil diye haberlerini alıyorum. Tamam.